Türk futbolu dar alanda offside'da yakalandı. Günümüzde spor sadece kazanmanın yetmediği popüler kültürün en önemli karesi haline geldi. Sponsorlar, futbolcular ve turnuvalar, sporu, özellikle de futbolu ihtişamlı bir makineye dönüştürdü. Bu ihtişamlı makinenin çalışma sistemi futbolu markalaşma yaratarak her ürünü gelir yaratan bir spor branşı haline getirdi. Şampiyonluk kadar önemli olan şey ise hangi ligde ve hangi rakiple mücadele ettiğiniz oldu. Örneğin geçen yıl Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'un 110 milyon avroluk gelirine karşın finalde kaybeden Tottenham finale kadar 102 milyon avroyu zaten cebine koymuştu. 2018 yılında dünya genelinde sponsorların spor branşlarındaki yatırımlarının yaklaşık 66 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. Bu sponsorluk gelirlerinden ne kadar pay alınacağı her takımın marka değeri ile belirleniyor. Geçmişin Şampiyonlar Ligi şampiyonları Kızıl Yıldız, Hamburg, Nottingham, Forest, Feyenoord, Aston Villa ve Stavro Bükreş gibi takımlar artık bu pastadan pay almak bir yana pastanın yanına bile yaklaşamıyorlar. Avrupa'da futbolun endüstriyel bir makineye dönüşmesi devrimini ıskalayan Türk futbolu ortaya çıkan bu makinenin ne kadar ihtişamlı olduğuna bakarak hayranlıkla izlemekle yetindi. Süper Lig'in marka değeri 625 milyon avro. Türkiye'de futbol yerel kaldıkça o makinenin ürettiği ürün ve getirisi dünyaya yayıldı. Bu süreci kaçıran Türk futbolu uluslararası turnuvalarda maç bazında kazanımlarla kendine yer bulmayı denedi. Fakat artan borç yükü Avrupa ile arasında büyük uçurumlar yarattı. Türkiye Süper Ligi'nde marka değeri için saha içinde binin üzerinde kişi görev yapıyor. 18 takımda 520'den fazla kayıtlı futbolcu bulunuyor. Bu futbolcuların 245 tanesi yabancılardan oluşuyor. Yine bu takımların teknik, sağlık ve destek ekiplerinde yaklaşık 400 kişi görev yapıyor. Ligde toplam 90'ın üzerinde hakem maç yönetiyor. Rakamların alt üst hata payları olabilir. Bu marka değerinin oluşmasını sağlayan her ürün onların üretiminden çıkıyor. Toplam değeri yaklaşık 625 milyon avro civarında olan Türkiye Süper Ligi için 1010'dan fazla kişi üretim bandında çalışıyor. Fakat Türk futbolunda RG yok ve dar alanda top oynanıyor. Bu dar alanda oynanan futbol 82 milyon nüfusa yayılmayıp sadece kendi içindeki paydaşlarına kazandırıyor. Bu arada alt lige düşen kulüplerin geliri bir anda düştüğü için borçları da artıyor ve bir kısır döngüde burada başlıyor. Aynı hocalar, aynı futbolcular ve aynı sorunlar. Türkiye'de 4 büyük kulübün toplam borcu yaklaşık 1.7 milyar avro. Bu borcun kapanması ve kapanırken başarı ise hiç kolay değil. Bu açıdan yaklaşık 9 milyar avro değerindeki Premier Lig'de yarışmak imkansız. Türk kulüplerinin Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle rekabet etme şansı bir yana aynı sahada maç yapma olanağı bile her yıl giderek azalıyor. Bu sebeple marka değerini bizim belirleme şansımız yok. Futbolda kaçan bu treni yakalamak orta vadede imkansız. Marka değerinde basketbol şimdilik futbolun üzerinde. Son yıllarda futboldaki başarısızlık ve umutsuzluktan sonra basketbolda yaşanan süreç taraftarlar için yeni bir hikaye yarattı. Eurolig'in giderek yayılması ve büyümesi yeni fırsatların önünü açarken kendine meydan okuyacak bir yer arayan kulüpleri erit bir grubun bir üyesi yaptı. Fenerbahçe taraftarı futboldaki her başarısızlıktan sonra dönüp basketbola ve koçlarına baktılar. Oradaki hikayenin canlı tanığı ve paydaşı oldular konu şampiyonluk ya da kazanmak değildi. Sadece kendi markalarının nasıl geliştiğine odaklandılar. Kulübün bu alandaki yatırımı Obradoviç ile Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Milano seyircisiyle eşit konuma geldiler. Her yıl 7000 kombine bilet satan Fenerbahçe Beko'da hidrolik maçlarını ortalama 11.000 kişi salonda izliyor. NBA ortalaması ise 18.000 kişi. Fenerbahçe son 5 yılda final fora kalırken dünyanın çeşitli yerlerinde 1 milyardan fazla kişinin evlerine de konuk oldu. Bu başarılar Anadolu Efes'in final oynamasında ve bu yıl başarısının devamlılığında tetikleyici oldu. Türkiye'de basketbolun marka değeri, futbolun marka değerinin şimdilik üzerinde. Bu yatırımın maliyeti olsa da olumlu geri dönüşü de mutlaka olacaktır. Okan Can,